Evet, sosyal medyadan takip edenleriniz... Ne yapıyorsunuz efendim? Evet, sosyal medyadan takip edenleriniz mutlaka görmüştür. Dünyanın en zorlu performans yarışması Exathlon Challenge için Dominik'teyiz. Burada çok güzel yarışmacılarımız var, çok güzel yarışmalar yaşıyoruz, değil mi? Oğuzhan Uğur sunucu, Oğuzhan Uğur sunucu değil, ben sunucuyum ya. Oğuzhan Uğur yorumcumuz, Doğan Kabak yarışmacılarımızla, Hacun abi de, Hacun abi. Ev sahibi. Ev sahibi, evet. Hacun abinin evinde. Bu kadar gelmişiz, dedik bir FIFA oynayalım. Evet. Ama hayrana FIFA oynamayacağız tabii ki. Tabii ki. Her zaman iddia. Nedir cezamız? Ya arkadaşlar, hiçbirimiz maddi alemde yaşayan insanlar değiliz. Birbirimize maddi olarak da biz zarar vermeyi uygun görmüyorum. Mümkün hani... değil sana zarar vermeyelim zaten de. Adil olmaz. Vallahi biz 12 porsiyon yemek yiyoruz abi geldiğimizden beri. Biraz zarar vermiş olabiliriz. Biz üçümüz toplansak dokunamayız bile ama olsun. Bu grup için en güzel gözüken olay şu. Bu maçın duyulması. Bu maçın skorunun ben mesela kaybetsem duyulsa rencide olurum. Hepimiz açısından da aynı durum olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi iyi kötü Orkun'un tabii ki milyonlar seyredecek. Hani orada gördük, yenildiniz, rezil olmuşsunuz, yuh filan. Hani bu tip riskler var ortada. Yani itibar, prestij bunları koyalım istiyorum. Ceza da skorun duyulması. Kaybeden de buradan bir fotoğraf koyup skoru yazacak. Evet, tamam. Postlayacak. Doğan'la Oğuzhan takımı olacak. Ben de Acun abiyle olacağım. 3 maçı ikisini alan kazanacak. Yani eğer bir takım ikisini kazanırsa 3. gerek yok değil mi? Evet, yok. Evet. Tamam çocuklar, içim gücüm var lütfen. Beni de çok zorlamayın. Tamam, hemen yeniyoruz, bitiriyoruz. Hadi. Tamam, hadi. Gönülden başarılar diliyorum. Bizim kaybetme şansımız yok. Çok zayıf diyelim. Ben yani şöyle baktığınız zaman bir şey söyleyeyim gerçekten. Hani bu ikisi kazanır dersin biliyor musun? Öyle abi mi? Evet, şaşkın duruyorsunuz siz. Siz gerçekten çekin hani böyle bir paralize olmuş. Yukarıda büyük, aşağıda sakal durumundayız. Hani gol atacağız. Sevinemeyeceğiz falan. Hayır şöyle bir şey var. Ya içinizde Japonlar gizli sizin. Böyle çaktırmıyorsunuz. Şu anda bu bakıştan bak bir şey olmaz söyleyeyim sana. Her türlü sevince açığız. Hiçbir sorun yok. Burada kimler ne sevinçler yaşadı. Abi ama sen şimdi... Sonrası önemli. Acun abi yaşadıktan sonra ne oldu? Acaba neredeler? Acun abi futbolu çok seviyor. Yani şu PlayStation'ın kurulma süresinden daha kısa sürede şuraya sağ kuruldu ya. Evet. Biz izledik yani. Hani öyle bu akşam büyük... Meksikalılarla oynuyoruz bekliyorum ha. Geleceğiz. Ya sizin takım bir şey benzetemedi. Hayda. Gerçekten. Hani öyle bakıyoruz, böyle bakıyoruz, bu takım olmaz diyoruz. Burada Exathlon Challenge'da 16 tane sosyal medyadan tanıdığımız çok büyük isim. İki takım oluyorlar. Burada dünyanın en zorlu parkurlarında yarışıyorlar ve dünyanın en zorlu cezalarını kaybeden takım, kaybeden kişiler yaşıyor. Doğan da bazen kazanan takımda, bazen kaybeden takımda. Ne düşünüyorsun? Abi parkurlar falan inanılmaz zevkli. İlk gün falan şey diyorsun. Ben bunu herhalde parkuru bitiremem. Ya, üçüncü günde falan şey hissediyorsun. Ben buraya gelmişim, sürekli burada yaşayacağım, parkur yapacağım artık. Şey bekliyorum yani. Hayatım bundan sonra Orkun sabah kalkacağım, 3-2-1'de sayacak, düdük çalacak ve ben parkura çıkacağım. Artık öyle hissediyorum kendimi. Exathlon en çok onu merak ediyorum. Exathlon Challenge'la ilgili herkesin bir bilgisi yok. Hani nerede yayınlanacak gibi sorular çok fazla geliyor. Bunu henüz söyleyemiyoruz ama işte önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bir platformda izleyeceksiniz. Gerçekten hepimizin burada çok fazla emeği var. Yaklaşık 15 bölüm burada çektik. Eminim siz de çok severek izleyeceksiniz. Hatta insanların aklına şu da gelebilir. Biz orada koşan YouTuber'lar mı izleyeceğiz diye soranlar da var. Öyle bir şey değil. Exathlon yalnızca fiziksel değil, psikolojik de güç gerektiriyor. Çünkü burada 16 ayrı karakterde insan bir arada kaldılar. Belki bir senelik arkadaşlarını bu kadar görmemişlerdi kendileri kadar, etrafındaki yarışmacılar kadar. İnanılmaz şeyler çıktı ortaya. Hem yarışmanın hırsından dolayı sinirlenen oldu, işte mücadele hırsını ortaya koyan oldu, tartışmalar çıktı, dedikodular oldu, neler oldu yani. Yalnızca bir yarışma değil yani. Gerçek hayatın içinde ne yaşıyorsak tamamını burada, kesinlikle. Kaç bölüm? 15 bölüm değil mi? 15 bölüme sığdırıldı yani. Konsantre bir hayat yaşıyorsun aslında bu yarışta. Aynen öyle. Exathlon Challenge'ı takipte kalın. Biz şimdi FIFA'ya geçiyoruz. Hadi abi. Haydi, biz son... Biz hangi takım alacağız abi? Juventus. Biz Juventus'uz. Tamam, biz şey olurum abi. Liverpool. Liverpool olur. Ama Juventus almayın ya. Niye abi? Ya aynen. Juventus arada fark var bence Liverpool. Hayır ya. Hayır canım. İşte istedim. Oyun mu ya? Ben tam tersine istiyorsanız biz Basete'yi falan alabiliriz. O kadar mı abi? O kadar mı ezdim? Zaragoza. O kadar mı kötü görünüyoruz ya? Abi yapma ya, kaybetmesi var. Ama yani maç başlarına kadar transfer... Ben çok iyiyim diye bir şey çıkmadı benim ağzımdan. Bir dakika, bir yanlışlık olmasın orada. Abi nasılsın dedim, karizmatik iyiyim dedin. O çok iyiyim aslında ama söyleyemiyorum abi. Hayır, fena değilim dedim ben. Tamam, fena değilim nedir biliyor musun? Böyle acayip futbolculara böyle nasıl oynanan fena değilim. Mütevazi. Öyle bir yaptın yani. Yok ben sana güvenim. Yok öyle bir şey bekleme bende. Sezil mi olacağız? Yani. Sizin takım daha güçlü ama önemli değil. Biz hemen antrenörümüzü çağıralım. Berk hocam. Hayır hayır, dışarıdan destek yok. Abi antrenör. Acınar var mı böyle bir şey? Var var var. Antrenör var mı abi? Abi yok mu tanıdık bir teknik direktör bizim ayarları yapsın. Hepsini tanıyorum desem. Şaşırmayız.
Özgür Ersin bu adamı da tanıdığı için bence koyuyor, kimyasını ona göre ayarlıyor. Topa sahip. Haydi. Hızlı topa sahip olabilir miyiz? Juventus, Doğan Kabak, Oğuzhan Uğur, Orkun, Acun Ilıcalı. İlk maç 3 taneden 2 taneyi alan kazanıyor. Diğer takım da çok güzel böyle golünün altında tavla misali kıraathane fotoğrafı paylaşıyor. Beraberim bittiği zaman halkalara koşuyor muyuz yoksa direkt beraber bitti. Bayrak yarışı. Bayrak arkada yarışı. Atış var. Bayrak onu yarışı. Hayır, üç maçın sonu beraberiz de dördüncü var. Evet. Ulan ben basmadım ya, böyle iş mi olur? Abi tingalar yapacaksın. İleri. Sonra pas yerine. Güzel. Ne offside ya? Koş. Aa. Hadi. Oooş! Abi World Class oynuyoruz, öyle bir şut gitmemeli ya, yani bu oyunda. Nasıl gitmemeli kardeşim ya. Ben atarsam gider. İşte bu da gol. Oh. Abi benimki de mi şut değil ya? Hocam teşekkürler. Çok bravo, güzel. Atıyorduk be. Atlattı, görüyor musun? İçinizdeki cansız. Oh. Ama o şut gol olsaydı. Öncelikler alıyordun ben. Şut ben sana başka bir şey söyleyeyim, şut da ortaydı bence, biliyor musun? Şimdi. Olmaz. Gel bana git. Mükemmelsin. Arka direk. Aç abi. Bizde. Sakin. Aa, güzel. Bizim kaleci oynuyor mu acaba? Biz evden çağıracağım birazdan, biliyor musun? Maça geldi. Yemin ediyorum ekranda yok kalecimiz, biliyor musun? Vallahi yok, şakasız. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Allah'ım. Söylüyorlar. Pasa bak. Hemen. Ya en büyük bizi gel buraya ya. İnanılmaz şey bu ya. İnanılmaz şey bu ya. İnanılmaz. Benim kolumda bir sıkıntı. İyi bari, 3 maç oynamamıza gerek yok. Teşekkür ederim. Oğuz Hanım. Yürü. Yürü. Gel içeri. Oh be. Çok güzel. Kanka. Burayı deneyelim abi. Orada kaptıracak. Ah. Ben de bırak. Ay. Yok canım ya. Pardon. İşte bu. Geldim de. Al. Aa, tekrar oraya. Gelmedi be. Aa, diktin lan. Hadi. Aaaa. Bu nasıl vuruş? 36. dakika ya, tuş mu artık? Hayır ya. Ya İkinci yarıda. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Offside bir şey yok. Vurdun onu. Sen de. Bir şey yok, offside bir şey yok. Gel abi gel. Abi penaltı. Penaltı veriyor. Penaltı veriyor. Evet. Neyle atlanıyor sağa sola? At senin, bırak bunları, da anlamıyor ne yazacağını. Aa! Sen biliyor mu oldun şimdi? Ben biliyordum da köşeye atlar diye vurmadım. Bilerek ortada bıraktım biraz. Ya adam at nereye atacağını bilmiyordu zaten ya. Konuşmayı dinlemiyorsun ki. Nasıl attık da geçirtmedik. Geçirtemedik. Sen de sök onu bak. Kimse aynı topu kalıyor. Aa! Biraz yap, çalından kop. Biraz kontrol edin. İşte bu, kaleci çıktı. Hata yapacaklar. İkinci izin vermez onu. Al abi. Alamadım, ulan, alamıyor. Be. Ah be. Çok güzel. Tamam, 1-0. Kaçan penaltılar. Kaçan penaltı. Ben atacağım bak, iyi golcü bir şey. Atacağım. Yakalamışken atacaksın abi. Tabii. Fatih Hoca'nın lafıdır. Babacığım. Al abi. Gel içeri, gel. İşte gel, bu kadar ya. At artık abim. Abi. Aa, kaleci. İnanılmaz. Kaleci be. Allah razı olsun kaleci be. Abi. Sen bana da pas ver orada şey sen. Hadi. Küt. Ah be. Abim. Girecek abi. Merak etme, başladık. Ya içerideki takıma niye gelmiyorsun? Lan neydi? Şut. Ya. Yürüt abi. Yürüt. Sen de top abi. Ne istedin abi? At abi. Aslında sen vuracaktın oradan. Tam böyle köşede çok tatlı bir pozisyonda. Önü boş mu boştu? Bana pas atacaksın diye önü boş bırakmışlardı. Geç bana. Koşuyorum. Salah zaten koşar. Şimdi orta. Sende. Çok! Aaaa! Öyle yok öyle. Aaaa! Nasıl olmadı o ya? Sayılmadı mı? Sayılmadı, girmedi. Sayalım işte sen. Ah! Hadi! Ay! İnanılmaz! Böyle bir şey olmamalı. Eyvah, kaçtı, morlu kaçtı. Ya! Yürü abi, yürü. Yürü, alırsın onu, yürü. Vurdun abi. Goldür. Abi o kaçar mı ya? Yok, ne offside yes ya? Be. O kaçar mı ya? Çok güzel atak. Enteresan ya. Hadi. Her, bak bir şey söyleyeyim, ders yerine okutulacak bir atak. Tabii. Size iyi bir haber vereyim mi? Gerçekten. Gördüğüm en kötü ikilisiniz.
Tamam neyse sağ ol, onu, onu en son konuşalım. İbo'dur mesela. Bizim 3 adam İbo gördüğüm en kötülerden biri. Valla. Ah ya. Oha bu nasıl puan değil hemşire? Abi ne yaptın? Ay, ben tuttum adamı, blokladım adamı. Çıktı herif. Top salanda blokladım adamı. Acına vur vur artık. Abi ama olmaz. Olmaz ama. Ne oluyor ya? Ha bilmiyorum. Obaley. İlk maç bizim moralimiz bozuklar için böyle geçsin. İkinci maçta 10-0 yeneriz. Bende. Yürü. Vur. Abi, yok abi. Penaltı. Şimdi ben topa müdahale. Topa müdahaleydi niyetim. Tamam. İyi oldu anlattı lan. Ben hayatımda cevap penaltı attım. Mükemmelsin ya. Fıkra gibi. İlk defa penaltı. Fıkra gibi bir penaltı geldi. 3-0. Ne oldu hakikaten biz oynamış mı olduk şimdi? Yani ya bu maç böyle oldu işte yani. Ha. Biraz tabii moraller bozuldu. Acun abi biraz FIFA'nızı anlat ya. Ya bir gün yine sabahlıyoruz. Ben bir şey söyleyeyim gerçekten söylüyorum. Bu işin ciddi sapıklarındandır da. Son bir 6-7 yıldır o ritimde değilim. Yani mesela biz muhabirken FIFA'ya başlardık. Sonra da işe giderdik. Sabaha kadar oynadık. Evet. Ne zaman bıraktın FIFA illetini? Yok çok bıraktım değil mi? Hala oynuyoruz da bizim bir zamanımız. Yani böyle tabii o zaman iş güç fazla aşırı yok. İş yerinde sistemi kurmuştuk. 20 kişi turnuva. Sabaha kadar. Maç oynamıyorlar bile. Sohbet ediyorlar. O zaman pes oynuyor. Nasıl ya? Sohbet. Biz iyi ya. Konuşuyoruz. Ha, bir şey söyleyeceğim. Bakınıyoruz öyle. Kurban olayım. Moralim aa, bitmiş. Evet, bozuldu. Bitti mi? Evet, bitmiş. Moral bozuldu ama 1-0. Şimdi atacaksın bak. Aa vurmadı. Niye vurmuyorsun? Gelir gelmez bastım ya. Olsun önemli ya. Aa. İşte bu. Aa çok iyi atak ya. Hakikaten bak bu çok tehlikeli bir atak. Oğlum arada sırada öyle yanlış. Belli olmaz girebilirdi biliyor musun? Ulan kaleci bıraksa top girmez biliyor musun? Yine ışın silahı gibi gülmeye başladı Orkun ya. At golü artık. Abi gol at vur vur sen boşver. Her an bitebilir oyun biliyor musun? İyi ben denize girmem lazım iyi oldu biliyor musun? Vakitten kazanırım şu güneşi kaçırmayayım. Siz moral mi bir kere yerlisiniz? Abi moral, moralimiz bozuldu bizim. Teşekkürler. Baksana gol pası falan veriyoruz. Ama size. Ya düşünsene bir gol yeseniz bitiyor ya. Durumunuz o şu anda. Her şey bitiyor bir gol yeseniz. Aa ona değil be. Sizi üzmek gibi olmasın ama. Ya 3 kişi yemedik ya. Bir orta istiyorum. Mükemmelsin ya. Aa. Ya. Abi zaten defansta inanılmaz büyük bir fark var aramızda. Nerede fark? Aldınız mı yani? Hayır, nerede fark yok? Fark nerede yok? Her yerde var. Gerçi. Aa bir de onlara verdi puan yiyor. Ben bu çocuklara üzülmeye başladım biliyor musun? Pırlanta gibi çocuklar ne ara istiyor. Bu kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Hadi gol yemeden ezildik hadi. Psikolojik savaşta kaybettiniz bir kere. En son Atari mi oynadınız lan siz? Allah! Hadi babacım vut! 3-4'ten geldiler. Ama bu yukarıdan da bazen arada ne olur. Yok. Skora bakın. Sizin daha golünüz yok değil mi? Yok. 150 dakikadır oynuyoruz golünüz yok yani. Vallahi. 2. Gol. Abi gol Acun abi gol. Gol falan değil abi. Gol abi. Çok iyi. Çık kaleci çık. Ya sana attırmak istedim ya. Ekip analiz edeceğiz ya. Ne zaman sahip olma. O şut ne zaman oldu? Ben o şutu hatırlamıyorum. Sizin bir şut var ya. Kaleyi bulan bir şut var. Ne zamandı o? Abi size onu 7 şut var. Biz de anlamadık. Kıyak diye verdiler herhalde şu an bize. Gerçekten. Baba. Bir toplantı yapın ya. Geldiği zaman ayağını da bekletmeden vursana pasa. Bak şimdi nasıl çat 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 yapıyoruz. Çat 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 çat. Hadi. Hadi bakalım. Ama ne bu ikinci maçın ikinci yarısı. Aynen hadi bakalım. En kötü kollarımız bozuk. Bir gol atarsak bitiyor değil mi her şey? Tabii canım. Bir yandan da birbirlerini öğretiyor biliyor musun? Çok iyiydi ya. Aa! Hayır, yani. Hayır ikisi de sıfır zaten birbirlerine bir de ders veriyorlar. Kare yaparsan daha iyi olur diyor. Lan. Vur abi vur. Bas. Aa! Bravo. Kanka buradan gol girmiyor ki çünkü. Abi sen at abi kurban oldum. İşte bu kadar abi vur. Nereye vur ya? Vur abi sen vur. Action olsun ya. Kurban olayım. Tamam biliyoruz ne yapacaklarını. Çok klişe bunlar. Daha önce yaptıkları gibi yapacaklar. Galiba inşallah yapmadılar. Tamam abi hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ortayı tutarsam. Alın alın. Aldım. Aldım. Aaa. Tam böyle 90'a gidiyordu o plase güzelim şut. Geri abi geri. Mükemmelsin ya. Geri koş. Futbol bu işte ya. Aaa. Bizim böyle ikimiz arasında bir interkom olması lazım. İşte bu. Hadi Acun abi. Vur. R2. Abi vur abi artık. Aldı be. Bitirdin bizi vur. Oh be. Allah'ım. Vur artık. Vur. Allah'ım. Oh İkinci ya kez. Olamaz ikinci ya. Kez direkten dönemez artık bir maçta ya. Bir maçta değil ikinci maç. Olsun abi yine de dönemez ya. Yani. Maçları özetleme. Vur artık. Oh abi savunmada çok iyiyiz. Vur artık. Allah'ım tansiyonum i̇şte çıktı başım dönüyor.
O kadar da... Otomatik geçitimi yapıyorum. Üstüne hani RX falan diyoruz ya abi. O çok bizim adamları geri şeyde bırakıyor. Şimdi. Aşırı kalın. Allah. Gol. Aaa! Kesin goldü ya. Nasıl direktir o? Adam oyna. Aaa! Çok iyi işte. Öyle şutlar abi, anladın? Aa, çok güzel. Olmaz ama. Koy Salah. Gitme. Hele git tamam. Güzel pas. Şimdi erken ver. Burada. Aa, hak ettik abi. Tertemiz gol. Hak ettik ama yani. Atamayan. Abi ama hak ettik abi. Olmaz. Abi çok hak ettiniz hak ya. Ettik o kadar yani. Çok atamadık ki. Çok hak abi, ettiniz hak yani. Ettiniz. O kadar çok hak direkt ettiniz kırılıyordu değil mi ya? Direkt kırılıyordu. Hak ettik derken evet hak ettiniz buram yani, buram. Yani. Sen ne yapıyorsun? Buradan sonra ne yapacaksın? İşler yoğun değil mi? Daha yoğun işte bizim. Exatlon sağ olsun. Şimdi Exatlon'a dönünce de uğraşacağız. Ben şimdi Meksika'ya geçeceğim. Orada bir toplantı var. Öyle mi? Şeyden Meksika'ya geçerken beni de İstanbul'a atabilir misin yolu? Orada işte Azteca TV var. Onlarla iş yapıyoruz. Miami'de Art Basel var aslında yarın. Yıkılıyor biliyor musun Miami? Hadi ya. Yarın Art Basel var. Bir Miami'ye mi acaba bu akşam bizim yiyeceksen şöyle bir kadroyu? Ben bir şey olduğu zaman söyleyeyim mi? Ekrana bakmıyorum artık. Abi bir şey yok aynı. Aynı abi bir şey yok ya. Buyurun gol. Ay! Gol gol. Neler kötü ya. Yazıklar olsun. Bir şey söyleyeceğim. Siz gol atmamış olamazsınız değil mi? Ben yanlış biliyorumdur herhalde. 80 dakika top oynadık bir tane golünüz yok ya. Bak hayatta iyi olduğum şeylerden bir insan analizidir. Bizden olmaz. Sağ ol abi Allah razı olsun. Gerçekten olmaz. Kalk gidelim biz. Sizin yani gerçekten olmaz. Sizin yani kendinize göre rakip bulmanız lazım. Ya kablosu çıkık olacak ya işte ne bileyim. Konsantrasyonu başka işte olacak. Bahçeye mi gömersin bizi? Biz mi kendimiz bir şey hadi mesela gel. Gerçekten bir beyin cerrahıyla bile oynamanız lazım size biliyor musun? Adam gel. Hayatta hiç FIFA görmemiş olacak. Kendi bilime adamış falan. Bak bir kıyak çekiyorum size şimdi. Harry. Alalım. Kam kam. Aki aki. Bak bu adam aki. Tu futbol. Tam sizlik. Bak görüyor musun? Ya yapma abi ya. Tam sizlik. Oynamayı geçtim şu anda. Ya, gördün bak, mü? Gel hadi. Biz de yapalım. Biz de yapalım. Biz de yapalım. Çok çabuk pes ediyorsun. Etmeyelim. Abi, bak ciddi söylüyorum %50-50 olur. İkisi tamam, olsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu da yapalım. Bak, kabul ediyoruz abi. Olsun. Kabul ediyorum. Abi ben fazlayım anlamıyorsunuz. Tamam, ben kendimi edeceğim. Rahatsız hissediyorum. Tamam. Peki bak samimi bir şey bak. Tamam, sana, bak sana samimi bir şey soracağım. Tamam, gerçekten tamam. Ama doğru cevap vereceğim. Tamam. Sen hiçbir şey çaldın mı? Yok. Vaktimi çalma abi. Gerçekten. İşim şimdi var. Bir anda evdeki videolar çıkıyor değil mi? Ben çalmışım. Ben yani sizin, sizin için yani tek bir yorum yapacağım gerçekten. Ama gerçekten güzel bir yorum yapacağım. Çok sevimlisiniz. Gerçekten. O zaman ben İyi de, ki geldiniz. Ben de bir cümle koyabilir miyim? Tabii ki. Abi. Şimdi Acun abi evet haklısın bu Doğan abi niye böyle oynuyor ya? Bravo. Ben bir şey görmedim. Çatlama evet takımı. Evet o zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Exatlon Challenge'ı mutlaka takipte kalın. Vallahi geri sayım başladı. Çok yakında inşallah çok güzel bir şey olacak. Yani Dominik'te çok güzel günler geçirdik. Sizin için aynı şeyi söyleyebiliriz ama biz hani çeken taraf olarak çok çok mutluyduk. Çok güzel bir program, çok değişik oldu sıra dışında. Evet, finalini de tamamladık. Evet, ben şimdiye kadar yaptığım en iddialı prodüksiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Seyircilerimizin takdiri olacak tabii ki ama çok uçuk manyak şeyler yaptık. Ya, bir de ilk defa bu kadar sosyal medyadan hepimizin tanıdığı insan bir araya geliyor. Ve böyle büyük bir platformda, büyük bir yarışmada takım olarak mücadele ediyorlar. O yüzden çok farklı, hiç daha benzeri görülmemiş bir şey. Sizi seviyoruz. Exatlon Challenge'ı takipte kalın. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Bizim ofiste yaparız ya. Ben senin takım arkadaşımla biraz konuşmam lazım. Ben de bir tık evet yani. Bir tık değil siz. Bayağı birkaç saat var.